alacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce. Her yerde haber var dedik ve 1 Ekim tarihinde bir perşembe günü Dip Karpaz'a geldik. Şu anda Dip Karpaz Apostolos Andreas yolu üzerindeyiz. 20 kilometrelik bir asfalt yol. Ama asfalt demeye tabii ki 1000 şahit isteyen bir şey. Son derece tamir ihtiyacı olan, birkaç ay önce haber yaptığımız, birkaç ay önce her yerde haber var olarak geldiğimiz bir yer. Biz sırf yolu çekmek için gelmedik. Ama burada hem Dip Karpazlılar hem bölgede turistik tesis, restoran işleten insanların çok şikayetleri var. Bir restoran işletmecisiyle şu anda bulduğumuz Niko'nun yeri, bir Rum-Türk ortaklığı burası. Niko ve Zafer, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ortaklar. Zafer Bey'le sohbet edeceğiz bugün. Ayrıca sevgili Fırat Borak'la Dip Karpaz'da Çevre Derneği'nin başkanıyla sohbet edeceğiz. Ve Karpaz Kadın Komitesi'nin üyeleri veya yöneticileriyle bir araya geleceğiz. Ve eğer anlaşabilirsek, çünkü anlaştık aslında ama şu anda tam olarak saatini konuşmadığımız için emin değiliz. Onu programımız içerisinde inşallah ayarlarız. Ama Girne Amerikan Üniversitesi Dip Karpaz Köyü'ne yatırımlarını yeniden hızlandırıyor. Yeniden başlatıyor. Hatta yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. İnşallah bunun da söyleşisini sizler için aktarıyoruz, aktarabiliriz. Ama aktaramasak bile başlarken biz söylemiş olalım. Dip Karpaz'a yapılacak olan her yatırım çok güzel yatırımdır. İnsanımıza yatırımdır, güzelliğe yatırımdır. Evet, filmlerde bazen görürüz işte cennet cehennem diye. Tabii kimse gitmediği için gerçeğini bilemiyoruz, var mıdır yok mudur. Ama bana biri sorarsa cennet nerededir diye, şu anda bulunduğum nokta derim. Niko'nun yeri buranın adı. Sol tarafımda Akdeniz. Böyle baktığım zaman herhalde bu taraf Mısır, Süveyş kanalı, İsrail falan oluyor. Yani güney. Bu tarafta eşeklerimiz var, doğamız var. Mis gibi güzel bir yer. Hatta şurada geceleyin eşeklerin deniz kenarına gelip, bak ayak izleri var. Biraz sonra belki sevgili Şahin size gösterir. Buralarını eşekler geceleyin gelip kazıyor ve tatlı su bulup içiyorlar denizin yanında. O kadar ilginç bir yer burası. Tabii arka tarafta Niko'nun eşekleri de var. Kendi eşekleri, hayvanları var. Çok güzel. Ama muhteşem bir yer ve 1 Ekim burada hava sıcaklığı 31 derece santigrat. Lefkoşa'da 35-36'yı buluyor. Burası 31 derece santigrat. Seçim dönemine girdik. Kuzey Kıbrıs son derece gergin. Adaylar arasında artık o tatlı rekabet yerini biraz daha, özellikle taraftarlarının sanal medyadaki küfürlerine ve stresine bırakmış durumda. Ama biz bu küfürlerden, stresten çok uzaktayız. Çok sorunlu bir bölgedeyiz. Çok 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 sorunlar var Dip Karpaz'da. Özellikle yol sorunu çok büyük. Dip Karpaz'la Apostolos Andreas arasında. Ama yolda gelirken de gördük. İnşallah yakın bir gelecekte Dip Karpaz, Lefkoşa yolu biter. Kuzey sahil yolu da bağlanır. Ve buraları 2021 yılında istediği, beklediği güzelliği, turisti ağırlar. Çünkü durum gerçekten vahim. Eğer turist 2021'de de gelmezse
Eğer öğrenciler 2021'de burada olmazsa, eğer Kıbrıslı Rumlar 2021'de de geçmezlerse bu tarafa, durumumuz hiç de iç açıcı olmayacak diye düşünüyorum. Ama bizim derdimiz bugün seçim, bizim derdimiz bugün Cumhurbaşkanlığı yarışı değil. Bizim derdimiz bugün Dip Karpaz. Dip Karpaz'dayız. Bizi izleyin. Her yerde haber var. Başladı. Önce isminizi alalım. Ben Zehra Bünyat. Zehra Bünyat. Evet. Evet. Kimdir Zehra Bünyat? Nereye gidiyor aslında? Zehra Bünyat Karadeniz'de doğdu. Kıbrıs'ta büyüdü. İngiltere'de yaşadı. 2 senedir Karpaz'da yaşıyor. Dip Karpaz köyünde yaşıyor. Evet. Yani Dip Karpaz'da büyüdünüz, İngiltere'ye gittiniz. Evet. Dip Karpaz'da büyüdüm. 14 yaşına kadar Dip Karpaz'daydım. Sonra Lefkoşa'da yaşadım. Evlendim ve İngiltere'ye gittim. 25 evet. sene İngiltere'de yaşadım. Evet. Sonra geriye dönüş yaptım ve köye geldim. Köye yerleştim. Çok seviyorum burayı. Evet. Burada yaşamayı, doğal ortamı. Köye geldikten sonra da köydeki eksiklikleri gördüm. Başkanın da yardımıyla kadın komitesi kurmaya karar verdik. Buradaki amacımız kadınların sesi olmak. Kadınlarla beraber onların yapamadıklarını belli yerlere iletmek. Bakanlık gibi o insanlar. Devlete ulaşmak yani. Aynen öyle, çünkü Karpaz'da Karpaz'ın sesini çok duyuramıyoruz. Hele kadınlar olarak maalesef hiç duyuramıyoruz. Onun için biz de onların sesi olmak için size başvurduk. Çok teşekkür ederiz. Yani Allah kolaylık versin size de. Nedir en büyük sıkıntı kadın olarak Dip Karpaz köyünde? Kadın olarak en büyük sıkıntı bir kere işsizlik. İkincisi ürettiği sebzeyi ya da herhangi bir şeyi satamamak, geçim sıkıntısı yaşamak, işte çocuklarının okuması için üretmesi lazım, satabilmesi lazım. Fakat onları satabilmesi için de bir yerlere gitmesi lazım ya da birileri ön ayak olması lazım ki kadın da kendini güçlendirsin maddi evet. anlamda ve o da ailesine katkıda bulunsun. Daha sonrasında kadınların eğlencesi, kadınların hiçbir şekilde köyün dışına çok zor çıkmaları, çünkü mesafe çok uzak. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta zaten ulaşım çok zor, hiç yok gibi. Yani kadın buradan bir yere çıkması için sabah çok erken saatte kalkıp Mausa'ya ya da Lefkoşa'ya gidip öğlen yetişmesi lazım işlerini yapabilmesi. Peki burada sosyal anlamda da bir sıkıntı var mıdır? Yani kocam bırakmazsa gitmem hikayesi var mıdır? Biraz var. Da öyle, tabii ki var. Yani tabii ki var, kadınlar. Yani biz bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bir taraftan ekonomik, bir taraftan da sosyal yanla mücadele edeceğiz. Maalesef, maalesef. İlk kez mi kuruluyor böyle bir örgüt? İlk kez kuruluyor. Daha önce Çatom diye birisi vardı ama o kadınlarla değil. O da kendini geliştirmek, el işi üzerine yapıyorlardı. Fakat biz tamamen kadınlarla. Bu sadece Dip Karpaz'ın kadını değil, Erenköy'ün. Atıyorum Kaleburnu bize bağlı evet. oranın. Bütün kadınların sesi olmak ve onlara birazcık belki maddi belki manevi şekilde evet. yardım etmek. Var mı bütçemiz bunu yapmak için? Hiçbir bütçeye sahip değiliz. Başkanımız bize parti yani bir eğlence ayarlayabilmek için çok cüzi miktarda bir bütçe sağladı sağ olsun. Evet. Fakat o kadar küçük bütçeyle bir şeyler olmuyor. Yani bizim kalkınabilmemiz için ve yardım edebilmemiz için bütçeye ihtiyacımız var. Evet, bu da desteği gerektiriyor. Aynen. Yani ya merkezi hükümetten ya vakıflar evet. gibi benzeri evet. kurumlardan olabilir. Evet. Rum kadınları da var burada. Evet. Onlara da ayrıştırmıyoruz. Yani biz bir şey yapacaksak onlara da söylüyoruz. Ben şeyi sonra merak ediyorum. İlişkileriniz nasıldır? Çok yani iyi. Bizim çocuk tabii ki çocukluğumuzdan bu yana görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Hiçbir ayrımcılık yok. Ben bu köyde büyüdüm. 56 yaşındayım. Hala arkadaşlarım var. Hala onlarla görüşüyorum. Sadece insanlar bence politik açıdan hani birbirlerini o Rum'dur, o Türk'tür diyen ki bu Karpaz çok karışık. Karadeniz'i de var, Doğulu da var, ne bileyim Ordulusu da var. Yani metropolitan gibi Rum'u da var. Evet. Gelen turisti de var. Çok karışığız.
Ama insanlar hep... Dört dillidir Karpaz dedim ben. Siz evet. Karadenizlisiniz. Var mı Lazca konuşan hala? Yok. Benim dedem Selanik göçmeni. Evet. Selanik'ten Karadeniz'e. Babam da buraya göçmüş. Evet. Yani Türkçe, Kürtçe ve Rumca resmi değil ama Lazca yok yani. Vallahi Lazca da Rumca gibi zaten. Öyleymiş. Yok var. Kaplıca'da var mesela. Ama onlar hemşinliler. Hemşinliler zaten zaten biliyorlar. Karadeniz zaten Pontoslardan kalma ve evet, her bir öğrendiler dili. Rum isimi. Evet ve gelenekleri vardı. O dilleri korudular. Bir kısım evet. Okullar ne durumda? Yani buradaki okullar evet. Yani hayır açılamadı onun için söylüyorum. Açılamadı herhalde açılacak ama faaliyetler başladı açılmaları için. Uzaktan eğitimi becerebildik mi peki? Yani çok iyi değil. Yani, çok iyi değil. Şimdi çok politik konuşmak istemiyorum ama eğer doğruyu söylemek istiyorsak ve gerçekleri görmek istiyorsak Kıbrıs'ta hiçbir şeyin düzgün gitmediğini görüyoruz zaten ben bilhassa yaşayarak görüyorum. Bir de siz 25 yıl İngiltere'de kaldınız. Yani tecrübeniz biraz farklıdır oraya göre. Orada devlet hizmetçisidir vatandaşın. Kesinlikle öyle. Öyle değil. Kadının devlet sahibidir vatandaşın. İngiltere'de siz de yaşadınız biliyorsunuz. Kadının, çocukların, hayvanların en büyük yardımcısı, en destekçisi. Kadın ve çocuklar ön planda İngiltere'de. Ona bakarsan her şey ön planda. Biz onlara yetişemeyiz. Aynı şekilde yaşlılar, engelliler. Kesinlikle. Dipkarpaz'da bu konuda başkanın bir girişimi vardı engelli çocuklarla ilgili. Var aslında çok güzel şeyler yaptı başkan fakat işte söylediğim gibi biz hiçbir şekilde destek göremiyoruz. Bakın pandemi zamanında da biz çok zorluklar yaşadık. Aynı şekilde başkanın yaşlılara, disabled olan çocuklara o anlamda çok ulaşamıyor. Çünkü bütçesi yok. Bütçe olmayan bir yerde ne yapabilirsiniz? Evet. Hiçbir şey yok. İnşallah birileri çıkar. Ve bize de destek olur bu konuda. Size destek olur. Bize de çok teşekkür. Biz siz bizi geldiniz dinlediniz. Bizim sesimiz oluyorsunuz. İnşallah olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Teşekküre hiç gerek yok. Biz buraya görevimiz icabı geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mesela çay partimiz var. Vekilleri çağırmak istiyoruz ve bizi dinliyoruz. Pandemi nedeniyle gelemiyorlar herhalde. Ama 1 Ekim'den sonra açılacağız. Seçim dolayısıyla gelebilirler ama pandemi dolayısıyla onu mazeret uydurup gelmeyecekler herhalde diye düşünüyorum. Ben istiyorum seçim... Ne zaman yapacaksınız? Bu haftanın içinde yapacağız çay partimizi. Evet, davet edeyim o zaman inşallah gelirler. Gelmelerini istiyorum. Eğer oy almak istiyorsa burada kadın... öyle ben bunu daha önce yazdım da... Oy almak istiyorsa ve kendini nasıl ki ben kendimi tanıtıyorum istiyorum. Ağlamayan çocuğa meme vermiyorlar maalesef. İnşallah gelirler. Yani 11 Ekim'den önce çay partisi yapacaksınız. Kesinlikle öyle. Gelirlerse fikrimizi değiştirebilir. Desteklerinizi de bekliyoruz yani. Kesinlikle bekliyoruz. Maddi öyle tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sevgili Fırat Borak. Karpaz Çevre Uzundu. Sosyal Aktivite Derneği. Çevre ve Sosyal Aktivite evet. Derneği Başkanı, belediye başkanımızın da danışmanısın. Evet. Nedir ekonomik durum, işsizlik, pandemi girdiği Dipkarpaz köyümüzde? Öncelikle hoş geldiniz. Sizi burada görmek bizi mutlu etti. Ekonomik olarak biz de Covid-19 nedeniyle gerçekten çok zorluklar yaşıyoruz. Çünkü bizim köydeki gençlerimiz ve köyde işsiz olarak gezen insanlar bildiğiniz gibi turizm tesislerinde, tarım hayvancılık ve küçük çapta ekoagroturizm bunlarla ilgileniyorlar. Ne yazık ki otellerin kapanmasıyla birlikte çok sayıda işsiz oldu. Sonra açıldı, yerel turizm iyi gitti. Yerel turizm aslında işte o konuya da gelelim. Yani ekoagroturizm yaptığımız için aslında Covid bize çok da yaradı. Sonra. İlk başlarda çok büyük sıkıntı çektik çünkü işsizlik vardı ama bu işi yapanlar en azından Covid-19 nedeniyle bu şeyde kalkınca karantina koşulları da biraz daha iyileşince yumuşayınca insanlar Karpaz'a akın akın gelmeye başladılar. Bu da tesislerimizin dolmasını sağladı, çok da iyi oldu. Şimdi bizim bunu pozitif yönde artıya çevirmemiz gerekir. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekir. Turizm bizim vazgeçilmezimiz. Turizmden vazgeçmememiz gerekir. En azından bu Covid-19 döneminde de ekoagroturizmin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü insanlar binalarda, apartmanlarda sıkışıp kalınca ilk fırsatta Karpaz'a kaçtılar.
Biz de bunun avantajlarını yaşadık. Kısa bir dönem de olsa avantajlarını yaşadık. Covid'i nasıl atlattık? Covid'i şöyle söyleyeyim. İlk başlarda çok sıkıntı yaşadık. Çünkü burada Karpaz bölgesinde sahada olan tek kurum yerel yönetimlerdi. Devlet de yerel yönetimlerin %25 kesinti yapınca ekonomik olarak çok büyük sıkıntı yaşadık. Evet. Ama öyle veya böyle yerel yönetimler sahadaydı. Covid derken yani hastalığa yakalanan biri oldu mu? Evet, Karpaz'da oldu biliyorsunuz. Ondan sonra bölgemiz karantinaya atıldı. Hem köy olarak hem bölge olarak karantinaya da alındık. Evet, köyde oldu ama Allah'a şükürler olsun sıkıntısız bir şekilde atlattık bunu. Şu anda tertemiz, hiçbir sıkıntı yok. Herkes gerekli koşulları sağlayıp gerekli tedbirleri alıp şu anki dönemi götürüyorlar. Hafta sonu hala doluyor değil mi? Hafta sonu halen daha tesislerimiz doluyor. Aslında eksiklik de yaşıyoruz. Yani şu andaki tesislerimiz yatak kapasitesi olarak yeterli de değil. Çünkü Adana'nın hemen herkes Karpaz'a geliyor. Evet. Havalar da iyi gitti bu sene. Havalar da iyi bu sene. Evet, Allah'a şükürler olsun, o da bize biraz yaradı diyebiliriz. Özel eğitim merkezi sıkıntımız vardı. Ne oldu o sıkıntı? Her zaman olan bir şey. Özel eğitim merkezi daha önce de sizin programınızda... Engelli çocuklar. Evet, sizin programınızda anlatmıştık. Biz ilk olarak bu özel eğitim merkezine biz dernek olarak belediyeyi ve İskele Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele örgütünü alarak başladık. Biz bilet satarak gittik, tek tek evleri gezerek bilet satarak bu işe başladık. Bizim burada öğretmen olmadığı için özel okuldan hizmet satın aldık. Hizmet satın aldık. Burada 40-50 tane çocuğumuz, dil terapisti, özel eğitim öğretmeni, fizik tedavi ve psikolog gelip burada birebir öğrencilerimize ders verdiler ve evleri gezdiler. Daha sonra dörtlü hükümet döneminde Tufan Hoca sağ olsun vakıflar üzerinden bu işin yürütülmesini istedi. Vakıflar bu öğretmenlerin parasını verdi. Aynı şekilde burada eğitim devam etti. Evet. Ama ondan sonra hükümet değişince nedense vakıflar bizden bu parayı kesti. Ne yazık ki çocuklarımız şu anda evde asıl vaziyetteler. Biz burada çöp olarak kullanılan, daha doğrusu inşaat işçilerinin kaldığı bir yeri okul haline getirdi belediye. Şu anda okuldur, hizmet veriyor. Ama biz yine... Şimdi parayı alamayınca vakıflardan yine kendi bütçemizden, kendi imkanlarımızla fizik tedavi uzmanını getirdik. Burada sağ olsun köyden mezun olan bir arkadaşımız vardı. Şu an yine hizmet veriyoruz. Ha, yeterli midir? Yeterli değil. Ama büyük bir sorun yaşıyoruz. Bugün. Kaç tane engelli çocuğumuz var Dipkarpaz'da? 45-50 tane var Serap Bey, çünkü şey de var bizde. Mesela normal okula gidiyor ama konuşmada zorluk çekiyor. Onun da özel eğitime gelmesi gerekir. Destek almazsa geri kalıyor diğer öğrencilerden. O da sonradan bizim farkına vardığımız bir olay oldu. Tabii işte dediğim gibi hem bedensel hem fiziksel hem dil terapisti konusunda bazı ailelerin ve çocukların psikoloğa ihtiyacı oluyor. Bunların hepsi karşılanıyordu ama ne yazık ki vakıfların birinci görevi olmasına rağmen bu para kesildi. Şu anda bundan yararlanamıyoruz. Ya bu konuda vakıflar, yani vakıfların çok farklı bir genel müdürü var. Çok vergili bir genel müdürü var. Doğrudan temas ettiniz mi bu insanlarla, yoksa siyaset girdi yönetim kuruluyla mı oldu bu iş? Zaten yönetim kurulu değiştikten sonra aslında oldu. Siyaset girdi işin içine. Ben eminim ki İbrahim Benter'in şahsi şeyine kalırsa bence o... Haberi biliyor. Aslında haberi var. Duyurduk biz. Basın açıklaması da yaptık bununla ilgili. Haberi var ama illaki siyaset işin içinde vardır. Bir yerlerden herhalde engelleyen vardır. Yani. Ama ne olursa olsun bunun içine siyaseti lütfen karıştırmasınlar. Evet. Bu çocuklar evlerinde atıl vaziyette. Keşke o çocuklara buradan geçerken o mutluluklarını görseniz. Nefes aldıkları tek yer orası. Ailelerinin de nefes aldığı tek yer orası. Aileler için daha da önemli. Çok belki önemli. De. Daha sağlıklı bir yaşam verebilmek adına onların da dinlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Zafer Burnu'nda belediyenin tesisleri vardı. Evet. Bir ara kiralandı Girne'den yatırımcılara veya turizmcilere. Nedir onların durumu şu anda? Belediyenin çünkü orası. Oranın asıl mal sahibi vakıflar. Öyle mi? Evet, oranın asıl sahibi vakıflar. Oradaki odalar, 56 tane oda var ve orada otel var. Otel ve odaların kira sözleşmesinde vakıflarla belediye bir uzlaşı sorunu var şu anda. O da herhalde siyasi olaraktır. Çok da ayrıntılara girmek istemiyorum. Zaten başkan onlarla ilgili açıklamalar yaptı. Siyasi olarak orada sıkıntılar olduğundan dolayı biz orayı bir türlü faaliyete geçiremiyoruz. Ama hep şunu söylüyoruz. Orada 56 tane ev var. Orada satış yapan yerler var. Otel var ve orada yerleşik olarak kalanlar da var. Bunun yanında turizm tesisleri de var. Zafer Burnu baştan aşağıya eğer yenilenirse, turizme kazandırılırsa orada ekonomik olarak elde edilecek gelir hem Dipkarpaz'a hem bölgedeki yerlere dahi yeter. Yani Apostolos Andreas'ın restorasyonu için ihaleye çıkıldı. O bir anlamda çok da güzel oldu kilise ama çevresi atıl. Atıl vaziyette. Çünkü Apostolos Andreas gerçekten bizim çekim merkezimiz. Yani ülkemize gelen yerli yabancı turistlerin hemen hepsi Apostolos Andreas'ı görmeden buradan gitmez. O yüzden Apostolos Andreas'ı kullanıp bizim oradan çok iyi ekonomik olarak gelir sağlayabiliriz. Evet. Elimizde bu hazine de var. Ama nedense bir türlü bir el var üzerimizde. Bir türlü kullanamıyoruz burayı. Tarım arazileri, hayvancılık ne alemde var? Tarım arazileri de evet, insanlarımız zaten biliyorsunuz tarım hayvancılık ve küçük çaplı ekoagroturizm, başka bir şey yok.
tarımcılık yapan insanlarımız da zorlukla çekiyorlar. Mesela en basit örneğini söyleyeyim size. Geçenlerde eşekler için balya alındığını duyuyoruz. Bizim Dipkarpaz'da yaşayan insanların balyaları tarlada kalmışken, satamıyorken ve 2 lira fiyat vermişken tarlanın içinde 4 liraya başka yerlerden balya getirildiğini duyuyoruz. Yani her şeyin içinde siyaset var. Dipkarpaz'da tarla yerde. 2 liraya veriyor adam sana. Zaten adam sıkıntı yaşıyor Covid nedeniyle. Adam ekonomik olarak dibe vurmuş. Duyuyoruz ki Yeşilköy'den, Ziyamet'ten 4 liraya balya alınmış. Evet. Nereden tutsak bir tutarsızlık var yani. Evet, ağaçlar. Ağaçlarda biz şunu söylüyoruz. Dernek olarak biz bunu açıklamasını da yaptık. Bizim ormanlarımızda atıl vaziyette olan, bakımı hiç yapılmayan zeytin ağaçları var. Gelsinler bu işi bilir kişilerle birlikte isteyen insanlara, köyün içindeki arazilerine bu zeytinleri getirsinler zamanında. İnsanlara en azından bakım yapabilirler ve bundan ekonomik söküp olarak tabii söküp getirsinler, bakabildikleri yere oldukları yere sulasınlar. Bakamazlar mı yani? O çok ormanlık alanlarda var. Evet. Bir de yerleşimden çok uzak, sulanma, bakım çok zor. Evet. Onların alınıp aşılanıp bakımlarının yapılması gerekir. Bugün bir bidon zeytin aldığınızda 600-700 lira paradır. Evet. Yani bugün insanlar onu alıp hem turizm tesislerine hem de kendileri buradan diğer yerli halka satabilirler. Bir balıkçı barınağımız var. Hep ışık sorunu vardı, şu sorunu vardı. Balıkçılık hiç gelişmedi. Balıkçılık gelişmedi çünkü balıkçılıkla da ilgili ne yazık ki hiçbir bir tane değil derken nerede var başka? Ayfilon'da var, Şelonez'de var, bir de Zaferburnu'nda var küçük çaplı bir tane. Ha. 3 tane aslında balıkçı barınağı. Şelonez'dekini biliyorum. Şelonez'deki en çok bilinen, orada ışık sorunu halen daha devam ediyor. Oradaki ışık sorunu da bir tane ışık var. 5000 TL elektrik borcu var. Nasıl oldu biliyor musunuz? Zamanında kaplumbağayı koruyan o çevre dairesindeki arkadaşlarımız konteynerden kaçak bir yer yaptılar sit alanının içerisine. Direkten de kaçak elektrik çektiler. Kullandılar klimaları, kullandılar. 5000 lira boş bıraktılar. Yapan devlet yani. Çevre dairesi. Saatte Dipkarpaz Belediyesi'nin adına 5000 lira borç var. Şu an balıkçılık yapan kardeşlerimiz ki 25-30 tane ailedir. Ve Rumlarla Türkler birlikte yapıyorlar bunu. Çok da güzel yani. Evet. Şu anda orada elektrik borcu olduğu için karanlıkta içeriye girmek zorunda kalıyorlar. Çok tehlikeli aslında. Çok tehlikeli, aynen. İrfan abi de Bulisi Otel'in sahibi de bilirsiniz. Her zaman bunu dile getirir. Bir türlü o 5000 TL'yi bulamadık. Yani bunu yapan da devlet. Çevre Koruma Dairesi geldi oradan kullandı. Hem imara kapalı sit alanı olduğunu iddia etti ya da ki Çevre Dairesi. Oraya kaçak konteynerlerin içinde kaldılar. Kaçak elektrik çektiler. Borcu da bıraktılar gittiler. Allah'a havale. Aynı şekilde orada Menderek var. Geçmiş Tarım Bakanlarına da söyledik. Ben bizzat söyledim yani. Evet, yeni bir hükümet gelirse artık Çevre Koruma ve Anarşizm Dairesi gibi olur. Bilmiyoruz yani. İlginç bir durum ama. Yeterince balıkçılık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Karpaz'a gelen karpazın taze balığını mı yiyor yoksa donmuş balık mı yiyor? Çünkü çok güzel restoranlarımız var Karpaz'da. Bizim sahil kenarında bu yasal olarak işletmeler var, restoranlar. Bunlar gerçekten karpazın yerel balıklarını kullanıyorlar. Yeterince var. Evet. Hatta buradaki balıklardan destek olduğunda buradan kamatlar gelip bunları alıp Rum tarafına da götürebiliyorlar. Yani balık iyi ama balıkçılık hiçbir şekilde desteklenmiyor. İnsanların varlığından bile haberleri yok. Ayfilon'da balıkçı barınağı var. Gelip belediye dediler ki biz içeri giremiyoruz. Bize oraya bir toprak dökün, iki kamyon, biz içeri girelim. Şahit oldum. Başkanlar Lefkoşa'dayız. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan aradılar. Başkan niye toprak döktünüz oraya? Kimden izin aldınız? Yani her şeyde bir sıkıntı var, bir zorluk evet. var. Yani bunu söylerken sadece bu hükümet döneminde değil, her zaman bu sorunlar var. Evet. Tarihi eserlere saygımız ne durumda? Yani Apostolos Andreas'ı tamir ediyoruz veya yeniliyoruz ama ötekiler, Ayfilon dediğinde mesela orası ayrı bir dünya, ayrı bir yer. Yerel halkın gerçekten tarihi eserlere, çevreye saygısı çok iyi, koruyorlar da. Çünkü bizim buraya gelen yerli yabancı turistlerin bu güzellikler için geldiğini çok iyi biliyoruz. Evet. Tarihi yerlere bizim saygımız var. Maşallah abinin Oasis'in biliyorsunuz başına gelen olayı. Tarihi eserlere sahip çıksın diye taşlarını aldı, restoranın önüne götürdü. Orada atılmasın, kırılmasın diye adam mahkemelik oldu. Yani tarihi eserlere sahip çıktığında da başına belaya geliyor. Yani. Evet, başın bir türlü beladan kurtulamıyor burada. Orada sahip çıkmaya da... Bina var, bina tamir edildi. Edildi. Evet, bu iki taraflı şey vardı, komite evet. vardı. UNDP tarafından orası da tamir edildi. Ali Tuncay Bey sağ olsun o konuda çok yardımcı oldu. Şimdi Efendirika dediğimiz bölge var. Hı. Ayfilon'dan sona doğru gittiğimizde kilise. Şu an onun da ihalesi yapıldı, o da tamir edilecek. Yani fena değil. İstediğim yol sorunu var ama oraya değil mi? Yol sorunu, evet yol çok kötü ama Apostolos Andreas'ın yolu da öyle. Yol sorunumuz her yerde var yani. Bu yol soru da çözülmezse, çünkü gelen insanlar bir kere geliyor. Çözülecek dendi Apostolos Andreas Dipkarpaz yolu. Var 3-4 senedir. Kaç kilometre? Buradan 22-23 kilometre var. Evet. 23 kilometre. Her sene aynı şekilde işte yenilenecek, yapılacak diye söyleniyor ama ne yazık ki yapılmadı. Evet. En can alıcı konu Rumlara ait olan evler 2008'de bir mal tazmin komisyonuna devredildi galiba. Evet. Şimdi Rumlar gelip evlerini istiyor değil mi?
Burada biliyorsunuz 2006'da Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu. Taşınmaz Mal Komisyonu kurulduğunda dendi ki eğer burada yabancıların mal iddia etme hakkı varsa Taşınmaz Mal Komisyonu'na gidecek. Taşınmaz Mal Komisyonu ya malı iade edecek ya tanzim edecek ya da bir türlü takas yapılacak diye. Ama gizli bir bakanlar kurulu kararıyla 2008'de ki biz de şimdi öğrendik onu olaylar çıkınca. 2008'de bir bakanlar kurulu kararı alınıyor. Ki o dönemin hükümetleri diyor ki biz bunu Türkiye ile birlikte aldık bu bakanlar kurulu kararını. Biz henüz daha bir muhatap bulamadık. 2008'de alınan bakanlar kurulu kararıyla eskiden bir yıldı. Mesela diyelim burada bir Rum öldü. Bunun varisi bir yıl içinde gelseydi hak sahibi oluyordu. Bu bir yıllık şartı kaldırdılar. İstediği zaman gelip burada bizim yerel mahkemelerimize gidip burada mal haklarını iddia edebiliyorlar. 2008'den sonra işte bu bakanlar kurulu kararına istinaden insanlar gelip buradaki halkı içinde bulunduğu evden dolayı mahkemeye verdiler. Birkaç tane kardeşimiz de evlerinden oldu. Ha yasa kişidir tam olarak sayın. Yani şu anda 6-7 kişi evinden oldu ama yaklaşık 120-130 kişiye yakın da kağıt gittiği söyleniyor. 120 eve yani. Kağıt gitti dedi ki biz sizin kira sözleşmelerinizi artık yapmıyoruz. İçişleri Bakanı geldi buraya. İçişleri Bakanı'na söylediler. Siz o kağıtlara bakmayın dedi. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani Rum gelirse ve bu ev benimdir der, alacak. Bizim yerel mahkemelerimize giderse, yerel mahkeme de bizim bakanlar kurulu kararımıza bakıp karar veriyor yerel mahkeme. Evi veriyor. Evi veriyor. Biz de diyoruz ki, madem örnek veriyorum sol parti geldi, bu kararı aldı. Şimdi siz de sağ partiler hükümette, biz çok milliyetçiyiz, Türkiye için ölüyoruz diyorsunuz. Gelin bu kararı bozun, bir bakanlar kurulu kararıdır. Bu kararı bozun, sizin de ne kadar milliyetçi olduğunuzu görelim. İnsanlar eksik olmasınlar. Evet. Onu da geçtim. Bu insanlara madem evlerinden oldular, gelin bu insanlara kırsal kesim asası verin, bir şey verin, bir ortam yaratın. Bu insanlar evsiz kalmasınlar. Bizim şeyimiz bu ya, sistemimiz. Olay çıktı mı kavga gibi? Çıkmadı ama çıkacak yani. Bu sonuçta bu insanlar evsiz kalıyorlar burada. Bugün olmasa yarın olacak. Yani yıllardır burada kardeş gibi yaşadığımız Rumlarla sorun yaşayacağız. Yani bir sorun yok ama değil mi? Bir sorun yok. Biz Rumlarla hiçbir şekilde sorun yaşamıyoruz. Onlar bizim kahvemize gelir, biz onların kahvesine gideriz. Onlar bizim marketlerimize gelir. Kardeş. Ortaklık da var. Ortaklık var. Balıkçılığı beraber yapıyorlar, beraber iş yapıyorlar. Makinist dükkanları var. Her iş restoran beraber var. Restoran var, kız alıp verme var. Pastanesi var. Bütün gün bizim Türkler içinde, Müslümanlar içinde hep birlikteler yani, beraberler. Biz onların kilisesini temizliyoruz. Onlar yardım olunca bize geliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok ama eğer bu bakanlar kurulu kararı bir türlü düzeltilmezse çok büyük sorunlar yaşanabilir. Yerel yönetim yetkisi var mıdır buralarda? Yerel yönetimlerin işte az önce de en ufak bir şeyden bahsettim. İki kamyon toprak gösteriyorsunuz, hemen yerel yönetimler mahkemelik oluyor. Yani burada yerel yönetimlerin yani bu Filonda, o plajda da sorun oldu. Her şey sorun. Şu anda çözüldü. Evet. O parkeler kaldırıldı, olan ahşap evet yapıldı. Turizm Bakanlığı yaptı ahşap binayı. Altına parkeye belediye yaptı, mühürlediler. Böyle acayip acayip işler var. İyi ki Aziz Nesin öldü, Allah rahmet eylesin. Böyle acayip acayip işler var. Belediyelerin yetkisi çok kısıtlı burada. Özellikle bizim gibi kırsalda olan belediyelerin yetkisinin artırılması gerekir. Çünkü biz burada ta Lefkoşa'yı arayalım, ta onay alalım, ta gelelim, çok büyük sıkıntı var. Sizden önce kadınlarla sohbet ettik ama size de sorayım. Siz eğitimle çok ilgilisiniz, sporla, gençlikle, futbolla. Online eğitim ne kadar etkili oldu bu köyde? Online eğitim bizde çok büyük sıkıntıdır. Çünkü kaç tane evde bilgisayar var? Sadece oradan bakalım yani. Kaç tane evde bilgisayar var, tablet var? Telefonla nereye kadar girecek çocuk? Bizde nüfus biraz fazladır. Bizim Lefkoşa Girin gibi 1-2 tane çocuk yok. Ev var, 5-10 tane çocuğu var. İnsanlar nasıl girecekler? Hem internet sıkıntısı var, hem de bizim o bilgisayar, tablet konusunda büyük sıkıntılarımız var. Yani internet olsa bile evde 4 kardeşse, 4'ü de ilkokula, 4 tane de ortaokula giden varsa 8, ne yapacaklar? Ondan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Aileler en büyük kardeş, küçük kardeşleri Osmanlı padişahları gibi kesmesi lazım. Yani artık bir türlü bir her ailenin kendine göre bir çözüm evet noktası var. Fırat Borak, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Toplanın be insanlar, toplanın be, gelin buraya. Bir haber duydum, vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen buraya bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce oylar yüreğim. Zafer Biler, Zafer Biler,
Ben tanırım ama Zafer Bilir kimdir? Zafer Bilir BAF'ta, BAF'ın Akseli köyünde doğmuş. 1982'de İngiltere'ye gitmiş. 12 yıl önce kesin dönüş yapmış. Şu anda Karpaz'da Zaferburnu yolunun üstünde yaşayan bir vatandaşımız. Evet. Şimdi uzun seneler İngiltere'de kaldın. Sonra döndün Karpaz'ın en güzel yerinde. Aynen. Bir Rum kardeşimizle ortaksın. Niko'nun yeridir burası. Evet, Niko'nun yeri. Son restorandır değil mi Karpaz'a gidiyor? Yok, sondan biri evvel. Yani da bir restoran daha vardır sonunda. Şimdi Zafer Biler Londra'da da restorancılık yaptı değil mi? Aynen. 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 Şimdi burada da balıktır. Aynen. Esas hikayemiz ama. Evet. Pandemi turizmi öldürdü. Ona çok yakın. Yani öldürdüğe çok yakın. Ama Karpaz'a aktı, hafta sonu da çok akar insanlar. Gelir. Şimdi bazı sorunlarımız var Karpaz'a Serhat Bey. Yollarımız çok kötü. Yani gelirler köye kadar gelen insanlar var. Geri dönüş yolu bildiği için. Yani Dip Karpaz'la Apostolos Andreas arası berbat. Çok berbat. Çok berbat. Yani berbat dediğim artık gidilmeyecek. Yani saraba yürümeyecek duruma geldi yollarımız. Yetkililerimiz yani çok rica edecek. Yani bir duyarlı gösterse onlar da artık. Yani burası yalnız bizim yolumuz değil. Çobanın geçtiği yol vardı, turistin geçtiği yol vardı. Ya yol aynı. Yani artık biraz duyarlı olsunlar. Çok traba, her traba da söyleriz. Sesimizi duyurma için. Üçüncü dünya ülkesi dedi yenge, doğru mu? Doğru. Bu yola baktığında evet. Çok doğru. Şimdi biraz önce daha söyleşiye başlamadan önce tabii karavancıkların var burada. Evet. Bazen burada kalın, bazen İskele'de kalın değil mi? Evin İskele'dedir yani. Evin gitmem dedin. Ne için gitmen geri? Şimdi gidemem. Yani gidemem çünkü buraya gitsem zaten su yok. Yıkanacak suyum yok. Ha, onun için yani gitmeye çalışırım. Çünkü annem o bölgede görmek isterim. Ama buradan banyo yaptı da iskele gidene kadar tekrar banyo istersin. Terlen çünkü. Yani. Terlersin. Oraya git. Burada banyo yapmadan. Orada banyo yaparım dersin. Su yok. Su da yok. İçmeye bulun. İçmeye bulun. Deniz de dibinde. Deniz. Zaman buradan gire gelen. Burada hiç sorunumuz yok. Evet. Çünkü kuyularımız var orada. Oradan bizim şebeke suyumuz zaten yok burada. Kendi yani kuyumuz var. Kendi kuyumuz var. Bütün ihtiyaçlarımızı kuyulardan karşılarız. Evet. Peki bir yandan turist gelmedi bu sene. Evet. Çünkü siz turlara da çalışırdınız. Evet. Bir yandan yol bozuk, su da yok. Yenge üçüncü dünya diyor. Güneyden gelenler azaldı. Çok azaldı. Umut 2021'e kaldı yoksa dayanamayacak. Şimdi Allah'a bin şükür sağlığımız yerinde. Evet. En önemlisi bu. Allah bizim yani bu turizm daha doğrusu bu işleri olan arkadaşlarımız yardımcısı olsun. Herkes çok zor durumda. Biz çok zor durumda. Bir, dediğiniz gibi tur yok. Yani bu sene artık bitti. İkincisi yollarımız zaten berbat. Çok berbat. Karpaz'a gelip geri dönüyor. Üçüncüsü güneyle ortağım Rum olduğu için bize çok faydası tokanar. Bir de kilise vardır. Apostolos Andreas. Apostolos Andreas'a geçerken burada dururdu sanarımız. Şimdi güney kapalı olduğu için o da yok. Kapalı değil ama gelen yok yani. Evet, gelen yok. Onun için işlerimiz zor. Evet. Çok sıkıntı çekiyoruz. Çok sıkıntı. İnşallah bu yılı yani bitiririz, böyle bitiririz tahmini. Ben öyle görürüm. 2021 hayırlı olsun inşallah. Evet, böyle olursa zor işimiz. Böyle olursa çok zor. Aksilo. Nedir Aksilo'nun Türkçesi şimdi? Aksu. Aksu. Rumca bilin yani. Aksilo. En az Türkçem kadar var. Evet. İngilizce de bilin. İngilizce de var. Evet. Yani Nigo'yla hiçbir sıkıntı yaşamadın. Yok, konuşma. Nigo'ya Türkçe öğretmediniz. Nigo yok. Ben gelmeden önce o Nigo konuşuyordu zaten. Türkçe bilir yani. Tabii. Çünkü Karpaz'da
Karpazla karışıktırlar. Yani Türklerle lokumlar. Nedir bu restoranda menümüz? Balık. Balık sıkıntımız var mı ve yerli midir balığımız? Vardır Serhat Bey ve bu aralar daha da sıkıntı yaşayacağı gibi gözüküyor. Sebebi de şu. Şimdi güneye balık gittiği için buradaki balıkçılar da yani oradaki satış fiyatını bildiği için buradaki balıkçılar da devamlı fiyatları çıkartıyor. Veyahut şöyle diyeyim. Güneyde euro çünkü. Tabii. 2 euro dese 1 kiloya eder 20.000 TL. 20 TL. Ve bir de şu var. Müşteri yani balıkçı gamatlarımız balıkçıları tutsun diye birisi fiyat artırır. Ötekisi de fiyat artırır ki ondan müşteri. Ne derler o insanlara? Gamat. Gamat evet. Balık gamat diyebiliyorum. Gamat. Evet. Aracı yani. Evet. Aracı. Balıkçıdan evet. Alır balığı güneye satar. Güneye satar veyahut bize satar. Evet, bize de satarlar. Şimdi o euro çok yükseldiği için güney daha avantajlıdır. Güneye satmak daha avantajlı. Kesinlikle, kesinlikle. Bu balıkçılar da güneye balığı satmak daha ekonomik olduğu için müşteri yani balıkçıları kendine toplasın diye fiyatları çıkarıyor. Bir tanesi fiyatı çıkarır. Ondan sonra ötekisi de fiyat çıkarır. O yüzden onun için yani işimiz bayağı bir zor. Şu anda mesela iki kişi geldiğinde bu restoranta birer şişe de bira içtiklerinde 120 TL yazar orada senin fiyatın ama. 120 TL. Kurtarı mı balıkta 120? En ucuz balığımızdır o. En ucuz balığımız. Evet. Çipura ve Voppa. Ama çipura neyindir? Denizin midir? Denizin değil. O çiftliğindir. Voppa denizindir. Evet. Mezesiyle beraber 120 TL. Yani kurtarır. İnsanları da kurtarır, bizi de kurtarır o. Evet. Ama biraz... mesela barbunun fiyatı nedir? Yerli barbunun. Yerli barbun o yanından bile geçemeyin. 180 TL kilosu. 180 TL kilosu. En pahalı odur değil mi? Orfo alınışı 120 TL. Kilosu. Küçük orfo getirmezler inşallah. Küçük orfo yok. Yasaktır o çünkü. Evet. Yani 2021'i doğacısıyık. İnşallah. Kötü gitmez ama 2021'e kadar bu yolu bitirseler, bu pandemiyi de fırsat bilip bu yolu onarsalar. Ne güzel olur değil mi? Süper. Çok süper olur. Kaç kilometredir Zafer Bey? 20 kilometre? Dip Karpaz'la Kilise 20 kilometre. Biz tam 10. kilometredeyiz. 10. kilometredesiniz. Evet. Evet. Eşeklerin durumu nedir? Bir sıkıntı var mıdır? Yaradır mı bir? Şimdi onlar da can. Evet. Onlar da can. Madem ki bu dünyayı bölüşüyoruz. Evet. Biz su isteriz, onlar da ister. Biz yemek ister, onlar da yemek ister. Ha sorun yaratırlar, eminim sorun yaratırlar. Biz insanlar sorun yaratmayız. Evet. Bizde de sorun var. Evet. Manzara çok güzel, deniz çok güzel. Biz söyleşiyi birazcık seyrederek bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Size kolay gelsin. Niko'ya da selamlar. Geldiğiniz yani bu kadar yolu geldiğiniz için bizi dinlediğiniz. Bu bizim işimiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada sorayım sizden başka ortaklık var mı? Rum-Türk ortaklığı? Vardır. Balıkçılar var değil mi? Balıkçılar bilemeyiz mi Serhat Bey? Restoran yok ama başka. Restoran yoktur. Bir tane ha, balıkçılar yok. Balıkçı Rum Türk olabilir. Ortaklık var. Ortaklık evet. Vardır. Ama restoran yok. Restoran yoktur. İyi gitti ama bu şey döneminde değil mi? Bu pandemi açıldıktan sonra yerli turist yağdı buraya. Evet. Gelmemiş olabilir size ama Karpaz'daki bütün yerler doldu değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Evet. İşte bizim dezavantajımız yok. Yol. İnşallah onu da. Bu yol iyi olsa kesinlikle biz de iş yapardık. Evet. Ki yapsalar kesin iş yaparız yine. Olsa onunla sorun yoktur. İnşallah yorumumuzu yaparlar. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her yerde haber var dedik ve Dip Karpaz köyüne geldik. Dip Karpaz'da çok ciddi sorunlar var. En önemlilerden bir tanesi Bakanlar Kurulu'yla alakalı. Bakanlar Kurulu'nu ilgilendiren bir konu ama Rum evlerinin daha doğrusu Rumlara ait evlerde oturan Kıbrıslı Türklerin mahkemeye verilip evlerinden çıkarılması ile alakalı
bir durum, karışık bir durum. Sevgili Fırat Borak bize anlattı. Biz de dinledik, sizler de dinlediniz. Önemli bir sorun. Tabii gençlerin işsizliği çok önemli bir sorun bu köyde. Online eğitim çok 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 sıkıntılı. O konuyu da konuştuk. Uzaktan eğitim imkansız gibi duruyor. Çünkü 4 kardeş, 5 kardeş, 6 kardeş, 7 kardeş olan evler var. Ve o evlerde bilgisayar yok. Bir tane küçük telefonla kaç kişi kaç saat ders yapabiliyor? Yani çok büyük sorun gerçekten. Bunu da öğrendik. Yol en önemlisi. Dipkarpaz, Apostolos Andreas yolu ve kadınlarımızla sohbet ettik. Kadınlar komitesiyle çok şeyler yapmak istiyorlar ve bunun için tabii ki maddi olarak ihtiyaçları var. Aynı şekilde maddi olarak Dipkarpaz'ın bütün hizmetlerinin çok ciddi sıkıntısı söz konusu. Bunları sizlere aktardık ama şunu da hatırlatmadan geçemeyelim. Herkes, konuştuğumuz herkes, söyleşi yaptığımız 3 kişi de bu kapalı dönemde, hani yurt dışına kapalı olduğumuz dönemde, ülkeye hiç de turist gelmezken, iç turizm açısından Dipkarpaz'ın oldukça iyi olduğu, iyi durumda olduğu. Şu anda Dipkarpaz Köy Meydanı'ndayız. Programımızı bitirdik. Kapanış anonsumuzu çekip evimize döneceğiz. Lefkoşa'ya döneceğiz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolumuz var. O yolu bile konuştuk, bitmesi gereken bir yol diye. Dipkarpaz Lefkoşa yolunu bir miktar devam ediyor ama gözle görülür bir ilerleme de olduğunu söylemek zor. Ama bizim için acil olan, Dipkarpazlılar için acil olan, bölge için, yani köy için aslında en acil olan, Dipkarpaz'dan Apostolos Andreas'a kadar 45 yıldır hiç asfaltın, bir avuç asfaltın dahi dokunmadığı çukurlarla dolu yol. Belediye Başkanı Supi Coşkun bazen kum, çakıl, toprak koyup dozerle bazı çukurları kapatmaya çalışıyor ama rüzgarla, suyla o anında gidiyor. Mutlaka tamir edilmesi, mutlaka yapılması gereken bir yol diye düşünüyoruz. Ve Dipkarpaz'da Cumhurbaşkanlığı seçimine 10 gün kala yaptık bu çekimi. Hareketli bir görüntü söz konusu değil aslında. Çünkü pandemi nedeniyle birçok toplantı yapılmayacak, iptal edilmiş durumda. Yine de bazı adayların köyde fotoğraflarını, resimlerini, birkaç adayın gördük aslında. Şu anda da köy meydanındayız. Köy meydanında Rum kahvesi var, kilisemiz var, Atatürk heykelimiz var. Yan tarafta da Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Sayın Ersin Tatar arkamızda. Su içer miyiz? Hayır, şu anda içmeyiz. Çekimden sonra gelip içeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, her yerde haber varı Dipkarpaz'da tamamladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Söylediğimiz gibi eğer bölgenizde, köyünüzde, sizde bize aktarmak istediğiniz, haber olmasını istediğiniz, sizinle sohbet etmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize ulaşın. Kanal T'yi arayın, not bırakın, biz döner sizi ararız, randevumuzu alırız, köyünüze geliriz, evinize geliriz, sizi ziyaret ederiz. Mesafe kurallarında mutlaka. Öyle dip dibe girip konuşmak yok. Her şey gönlünüzce olsun. Çok güzel bir havada, Dipkarpaz'da 30-31 derece. Biraz önce deniz kenarındaydım. Hafif böyle bir esinti oldu. Şu anda köy meydanında terliyorum ama ceketi giyme ihtiyacı hissettim. İnşallah serinler çünkü bu sene bir sıcaktan bunaldık Kuzey Kıbrıs'ta. Yani Ekim'in birinde hala 35-36 derece Lefkoşa, 30-31 derece buraları sıcak. Ama bu sıcaklık bizim sevgimizde de var. Kıbrıs'ın sevgisinde de var. Bizi özellikle yurt dışından izleyen ve bu yıl pandemi nedeniyle gelemeyen özellikle Kıbrıslı, Londra'daki, Avustralya'daki veya diğer yerlerdeki vatandaşlarımıza da çok sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce geçer ve sizleri yeniden aramızda görürüz. Şu anda karantina koşulları yurt dışından gelecek olanlara uygulanıyor. Siz de onu takip edebilirsiniz haberlerden. Ama bizde vakalar artık çok düşmeye başladı. Kapandıktan sonra özellikle Türkiye kapısı ve karantina uygulaması başladıktan sonra bizde şu anda dün sıfırdı.
vaka sayısı. Umarız bu şekliyle devam eder. Umarız bir an önce bu salgının en azından aşısı bulunur ve herkes buradaki evine, bu güzelliğe, bu muhteşem manzaraya, muhteşem ülkeye gelmeye başlar. Sizleri çok seviyoruz. Her yerde haber var, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Toplanın be insanlar, toplanın be, gelin bura. Bir haber duydum, vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce.